Ben seni hiç sevmedim ki, yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim, Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Beni yola koyduğunda ayrılmanı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda. Ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindide yağmur gibi, geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'ı hatırlamanı, baharın bir adının da yalnızlık olmadığını, düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları. Her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim. Evet. Bunu niye yapmışlar? Niye yapmışlar? Arabayla girebilsin diye. Traktör. Traktör, araba. Sürsün böyle, değil mi? Evet. Oturuyor, geliyor, sürüyor. Birazcık toprak hava alıyor. Evet, değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz Ertuğrul? Neredeyiz bugün ya? Burası neresi? Bugün Körpe Ağaç. Körpe Ağaç'ta mıyız? Evet. Evet, Körpe Ağaç'a gelmişiz. Benim niye haberim yok? Sen bugün dalgın mısın yoksa? Dalgınım bugün herhalde. Neyse. Körpe Ağaç'a geldik. Burası yaklaşık 16-17 kilometre Gönen'e mesafesi var. Burada hemen köye çok yakın konumda 3500 metrekare bir ceviz bahçemiz var. Cevizler 2 yaşında. Tabii kış olduğu için yaprak güzelce temizlemişler, budamışlar, ekmişler. Üst taraflara su depoları koymuşlar. Her sıraya birer tonluk su deposu koymuş. Onlar mesela o bir ton o sıradaki cevizlere yeterli geliyormuş. Her sıra için mal sahibi almış. Etrafını beton direkli telle güzelce çevirmiş. Güzel bir kapı yapmış. Efendim, köyden bir arkadaşa da hadi sen de buraya bak arada bir demiş. İşte ot olunca şey olunca traktör de giriyor. Güzelce burayı suluyor. Bu şekilde kapı yapmış. Buradan da yaya giriş kapısı. Efendim, ileriye dönük sizin için geleceğinize bir yatırım olabilir. 60 tane Chetner cinsi ceviz ağacı var. Toprağı güzel, kara toprak. Köye hemen 200-300 metre mesafede, hemen yakınında, bakın burada dam var. Bu köylü. Buralar onun mesela. Bakın burada koyun bakıyor. Ne güzel. Hayvancılık yapıyor kendine. Kendisi tabii elektriği, suyu bakın orada. Önünde. Oradan elektriği, suyu almış. Orada su var. Ama fakat bizim burada su yok. Yani biraz çaba harcanırsa, belki onunla konuşulup anlaşılırsa, o kişi de size belki su verebilir. Veya burada 8-10 metrede mal sahibi. Şurada hemen tarlanın içerisinde bir arkadaşı getirmiş, birkaç kişi bakmış, burada su var demiş 8-10 metrede. Efendim, gerekirse oradan da su çıkarılabilir. Efendim, mal sahibi tabii bilmediği için bu işleri, su çıkarma kim yapıyor falan, ben dedim ayarlarız falan. Yani talip olursanız bu işte de size yardımcı olacağız. Yani bu suyu size çıkarıp teslim edeceğiz. Suyunuz da olacak. Başka şöyle içeriye girelim. Bakın yerimiz çok güzel. Düzgün, çok hafif, tatlı bir değil var. Böyle çok şekilde. Tam bir kare şeklinde yerimiz. Tam bir kare şeklinde.
traktör böyle rahatça dönsün. Bir de bunlar büyüdüğü zaman böyle açılıyor. 3,5 metreye kadar açılabiliyor. Yani birbirlerine böyle iç içe girmesin diye zamanında bunu geniş etmek lazım. En ideal ölçü 7x7 olarak 60 tane çetir cinsi ceviz ağaçları dikilmiş. Ağaçlar hemen hemen bizim boyutunda, bakın göründüğü gibi. Tabii kış mevsimi, yaprak yok. Bunları güzel budamışlar versin diye. Baharda tabii bunlar daha güzel açılacak, saçılacak. Güzel bir görünüm alır. Yani 5 yaşından sonra cevizi de almaya başlarsınız. Bu ceviz işi, meyve işi öyledir. 3-5 sene yatırım yapacaksınız. Ondan sonra gelmeye başlayacak. Burada da mal sahibi çevirmiş. Fidanları ekmiş 2 yaşında. 2-3 sene daha bekleyeceksiniz. Ondan sonra cevizinizi toplayacaksınız. Güzel bir doğa. Bakın. Görüldüğü gibi. Karşıda da zeytin ağaçları var. Evet. Şöyle biraz. Evet, yumuşak toprak. Yani meyil de çok yok yani, öyle çok hafif yani. Böyle aktığı zaman böyle durmayacak. O da iyidir. İyi yani, evet. Bakın. Köyün hemen dibi mezarlık orası. Burada adam köylü hayvancılık yapıyor. Koyunlar. Hemen yakın yani. 200-300 metre mesafe var. Konum olarak köyün bitişiğinde kadastrol yol. Araçla geldik. Bakın mal sahibi bu yola malzeme de atmış. Kaç kamyon malzeme atmış. Önceden burası batıyormuş bu yol. Bu köy yolunda yaklaşık 100-200 metre içeri girdik yani. Kadastrol yol. Kadastrol yoluna cepheli 3500 metre kare bu ceviz bahçesi nasip olursa bizim tarafımızda satılacak. Şimdi drone'la da daha detaylı gösterelim size. Evet, bakın ne kadar geniş aralar, mesafeler. Burası şu şekilde, bakın ne kadar geniş, rahat rahat. Bu ağaçlar büyüdüğü zaman çok güzel bir görüntü oluşur. Tabii siz burayı yine değerlendirirsiniz. Buraya sarımsak, domates, biber ekilir yani. Kışlık ekilir değil mi? Evet. Aralar boş. Boş. Yazın karpuz ekilir, kavun ekilir. Değerlendirilir yani bir şekilde. Önemli olan suyu bulmamız, suyu alabilmemiz. Suyu aldık mı her şey olur. Ufak bir konteynerde konabilir. Mal sahibi cins değişikliği için başvuru yapmış. Burası tarla görünüyor. Bahçe olarak cins değişikliğini yaptıracaklar. Belki ileriye dönük eğer kabul olursa, onu da bilmiyorum. Net bir şey diyemeyeceğim. Belki bir bağ evi, ufak bir yer yapmaya da izin verilebilir. Onun garantisini ben vermiyorum. Ama öyle bir durum söz konusuymuş. Evet. Değerli dostlar, şimdi drone'la da kuş bakışı şöyle bir gösterelim. Ondan sonra sonlandıralım. Bakın yerimiz, son kez gösterelim şöyle. Depolarımız, birer tonluk depolarımız, her sıraya birer tane. Onların içine su doldurup açıyor. Damlama sistemiyle sistem hazır sayılır. Evet, bugünlük bu kadar. Ayva çiçek.
hızımı geçer.